Evet değerli takipçiler, bu videomuzda Tesla Model Y long range aracın adaptif LED farlarını, sürüşe duyarlı LED farlarını test ediyoruz. Daha önce aynı güzergahta Megane'ın farlarını test etmiştik. Megane'da tabii ki adaptif far yok. Sürüşe duyarlı far yok. Peki nedir bu adaptif far dediğimiz olay? Şimdi bu farlarda otomatik uzunları yakıyor karşıdan gelen araca göre. Aracın veya önümüzde giden araca göre aracın olduğu noktaları kapatıyor. Diğer yerlerde uzun farlar yanmaya devam ediyor. Bu da daha geniş bir alanda, özellikle bölünmüş yollarda buradaki gibi, karşıdan araba gelse bile gördüğünüz gibi bulunduğumuz yolu daha net bir aydınlatma sağlıyor. Ve bu da gerçekten gece yolculuklarında ciddi bir konfor sağlıyor. Videodan da görüleceği üzere otomatik far sistemi ve adaptif sistem gayet güzel çalışıyor. Bu farlarda farlar sağa ve sola dönüşlerde açısal olarak da dönüşler sağlıyor. Dolayısıyla viraj işlerinde gayet güzel aydınlatıyor. Karşıdan gelen arabanın olduğu noktayı kapatıp bulunduğu noktada gayet güzel bir aydınlatma sağlıyor. Farlar sürekli uzun farda açık. Bu yol karanlık ve virajlı bir yol olduğu için bunu tercih ediyorum. Bakın karşıdan araba geldi. Hemen olanı kapattı, tekrar açtı. Sağ taraf yine aydınlık bir şekilde devam ediyor. Şuradaki ışıkta Megane bunun far olmadığını algılayıp uzunları kapatmamıştı. Şurada bir projektör var, bir dükkan önü. Onu mesela tek ışık olduğu için beyaz olmasına rağmen far ışığı gibi algılamıyor. Bu arada önümüzde giden aracın da arka stop lambalarını algılayıp onun bulunduğu bölümü de karartıyor. Ama onun haricindeki alanı yine aydınlatıyor. Tesla Model Y'nin bu sürüşe duyarlı farları gerçekten çok başarılı. Hani aracın, tabii ki her aracın bir artısı eksisi olabilir. Bu araç yazılım anlamında tek kelimeyle kusursuz. Navigasyon sistemi, şarj sisteminin navigasyon sistemine entegre çalışması ve bu farların yazılımı da gayet güzel. Gördüğünüz gibi gayet net, cam gibi bir aydınlatma sağlıyor. Önümüzde araç gitse de o alanı sadece karartıp diğer alanları aydınlık sağlıyor araç. Şu ana kadar gördüğüm en iyi aydınlatma sistemlerinden bir tanesi diyebilirim. Özellikle gece yolculukları çok sık yapan kişilerin gerçekten hoşuna gideceği bir özellik. Yine buradan dönüş sağlıyorum. Bu arada aracın kameraları da gayet güzel çalışmakta. Şimdi gimbal'dan dolayı biraz tabii ki dönüşlerde açı bozuluyor. Hemen videonun kalanında daha geniş açıyla veriyorum. Aracın içi de dahil olmak üzere. Biraz daha yukarı alayım şu şekilde. Dönüşlerde kayıp olmasın. Biraz daha hızlanıyorum.
aracın ivmelenmesi gayet güzel. Tabii ki bu yol çok fazla hız yapmaya müsait değil. Sadece ufak bir düzlükte ivmelenmesini de görmüş olduk. Tesla Model Y ile ilgili Engin Özören kanalını, Harun Özer kanalını, Volkan Akça kanallarını takip edebilirsiniz. Harun Bey'in aynı zamanda TOK'u da var. TOK ve Tesla ile ilgili karşılaştırmalar da yapıyor. Özellikle iki araç arasında kalanlar TOK ve Tesla konusunda detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz Harun Bey'in kanalını da takip edebilirsiniz. Açıklamaya kanal linkini de koyarım. Gördüğünüz gibi karşıdan araç geldi. Yine hemen kapattı o bölgeyi ve yine gelen araçlar da kapattı. Önümüz açıldı. Hemen o bölgeler yine uzun fara döndü. Bir sonraki videomuzda TOK'un da aydınlatmasını paylaşacağım. Aynı güzergahta. Kanalda açıklamada Megane'ın aydınlatmasını da görebilirsiniz. Megane'daki aydınlatmada tabii ki bu adaptif sistem olmadığı için karşıdan gelen aracı gördüğünde komple kısalara geçiyor. Ve LED farların aydınlatması bu tarz karanlık yollarda yeterli olmasına rağmen bu araçtaki gibi yine bir aydınlatma sağlamamış oluyor. Duran aracı dahi görüp farları kısıyor. Tabii ki orada muhtemelen o araçların reflektörlerinde yansıyan kırmızı ışık kaynağından kaynaklanıyor olabilir. Tesla Model Y gerçekten güzel bir araç. Hani tercih etme noktasında zaten elektrikli araçlarda kuşkusuz en çok tercih edilen araçlardan birisi. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ama araç yine de yazılımsal ve işte bu teknolojik özellikleri dışında sürüş karakteristiği olarak gördüğünüz gibi şerit çizgisine bastığımız için uyarı veriyor. Sürüş karakteristiği olarak yüksek hızlarda, yani 100 km ve üzeri hızlarda, 100 km'deki aracın hissiyatı, deminki gördüğünüz yol çok güzel bir yol olmasına rağmen biraz daha hızı hissettiren bir araç. Araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız, hangi araçla ilgili bilgi almak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Genelde araç tedariği noktasında çevremizde elektrikli araç kullanıcısı çok fazla. Siz de eğer bir elektrikli araç sahibi ve Bursa yakınlarında ikamet ediyorsanız, sizin aracınızla ilgili de hem aracınızla ilgili tecrübelerinizi hem de biz de kanalda tanıtmış olabiliriz. Bu tarz içeriklerde bulunmak isteyenler olursa videonun altına yorum yapabilir. İletişim bilgilerimizi paylaşırız. Herkese iyi seyirler.